Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir sürprizle karşınızdayım. Türkçe konuşuyoruz, Türkçe konuşulan bir video çekiyoruz. Bu kanalda daha önce hiç Türkçe video çekmemiştik. Hep İngilizce konuşuyorduk. İlk defa Türkçe video serimize başlıyoruz. Bakalım becerebilecek miyiz? Bakalım hoşunuza gidecek mi? Don't understand. This video open subtitles here in computer or here in the mobile because this video is Turkish and you can watch it with English subtitles. Videonun burası turistler içindi. Bu kısımda dedim ki altyazıları açıp İngilizce altyazıyla siz de bu videoyu izleyebilir, her şeyi öğrenebilirsiniz. Bu videoda Bengal Master'ı tanıtacağız. 8 videoluk bir seri olacak ve Bengal Master en son yaptığımız CNC makinenin her bir özelliğini tek tek tanıyacağız ve yine bir ilk bu videoda, bu video serisinde bir tane konuğumuz olacak Harun Usta. Master B12 CNC makina video serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. 8 videoluk bir bölüm olacak bu. Az önce dediğim gibi Harun Usta işte bu ve Bengal Master ve ben üçümüz bu videoda rolleri paylaşıyoruz. Bengal Master nedir, ne değildir, neler yapabilir, neler hangi ürünleri üretebilirsiniz hepsini tanıyacağız. Ama önce Harun Usta'yı tanıyalım. Harun Usta, sen zaten yıllardır bu CNC makinelerle uğraşıyorsun. Bayağı yine uzun yıllardır bizimle beraber işler yapıyorsun. Önce makinaları öğretiyordun falan filan böyle müşterilere. Sonra yurt dışlarına satmaya başlayınca teknisyen olaraktan görev aldın. Teknisyen oldun hatta. Giderek olaylar böyle çok acayip bir durum aldı ve hatta en son böyle 6-7 tane teknisyen oldu bildiğin kadarıyla firmada. Hani model çizeni hepsini dahil edersek. Baş teknisyen oldun. Baş öğretmen gibi bir şeysin artık. Nasıl hissediyorsun kendini? Bu makina kısa bir anlatır mısın? Bengal Master makinemiz. Alyans ve bilezikler üzerine çeşitli desenler atmaya yarıyor. Eskiden sadece dairesel bilezikleri yapıyorduk. Artık şekil de fark etmiyor. İstediğimiz şekilde model atabiliyoruz. Harun Usta eskiden dairesel yaparken artık kendini böyle kontrol dışı kaldı ve her şekli yapabiliyor. Biraz heyecanlı ilk video olduğu için ama 8 video bu seri. Aşağıdan linklere tıklayıp bütün videoları da görebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 diye her videoda bir özelliğini anlattığımız bu videoların 8. videosunda böyle üzerinize panter gibi atlayacak bir konuşmacı olacağından eminim. Şimdi sana ilk sorumu sormak istiyorum. Bu makine ilk bileziklerde, daha sonra böyle kısa bir süre sonra da alyanslarda kullanıldı. Hani böyle 15 sene önceden bahsediyorum. Sonra üstüne bir sürü özellik geldi. Bombeli, alyans, yanlarında işleme falan böyle. Kısaca bir anlatabilir misin? Ne tarz ürünleri işleyebiliyor ve yeni yaptığınız bu B12 makine yeni geliştirdiği Harun Usta Designer. Dağlara çıkıp çizim yapıyor. Onları da hepsini de diğer videolarda anlatacağız. Birkaç böyle kısa özelliklerini anlatabilir misin? Sadece düz zeminle başladı bu iş. Devamında bombeli yüzeyler geldi. Sonra biz biraz daha genişleyerek alyansların yanlarına işlemeler yapmaya başladık. Sonra bir gün dağlarda gezerken düşündük. Daha farklı şekiller nasıl yapabiliriz diye. Açılmaya başladı şu anda gördüğünüz gibi. Üçgen, beşgen, altıgen gibi farklı altıgen, şekiller. Altıgen, sekizgen hepsine tabii, çalışabiliyor. Hepsine. Yanlarına da çalışabiliyor. Yanlarına çalışabiliyor. İstediğin kadar bomba yapabiliyor. Tabii. Gördüğünüz gibi bu video serisinde sınırsız bir makinelerle karşı karşıyayız. Bütün modelleri işleyeceğiz beraber. Şimdi Bengal Master'ın tek tek özelliklerini tanıyalım. Makinemizin ilk anlatacağımız bölümü difüzör dediğimiz ana bölüm. En önemli bölüm burası. Makinemizin difüzör bölümü. Bu bölüme alyanslar ve bilezikleri bağlıyoruz. Burada radüsleri ve açıları ayarlıyoruz. Bu makinemizin en önemli ünitesi. Burada sadece 5 tane servo kullanıyoruz. 5 tane servo ne işe yarıyor mesela? Hani neden 5 tane? Çünkü benim bildiğim mesela tanımadığım bir makinacı mesela X yerinde 3 tane servo kullanıyor komple bütün makinede. Mesela neden bunun sadece bu bölümde 5 tane servo var? Neye yarıyor bunda? Bu bölümde bizim merkez ayarlarımız var. Farklı şekillerde bilezikler yapabildiğimiz için. Mesela bir radüs bilezik yapmak için radüs ayarı diye bir olayımız var. Bu tamamen otomatik makinenin kendi parametre ile yaptığı. Radüsü böyle manuel olarak bu eski tip makineler gibi tek tek uğraşmana gerek yok. Sadece bir parametre buraya yazıyorsun. Ekranın parametre yazıyorsun. Bu makine otomatikman konumlama yapıyor. Aynı bir şekilde genişlik olarak yine otomatik olarak ayarlıyor. Devamında açısal olarak
yine çalıştığı için bombanın üzerinde çalıştığı bomba hareketini yapıyor. Bomba hareketini yapıyor. 360 derece dönme hareketimiz var. Dönüyor da. Ekstra olarak B12'de bir de düz zeminlere ve köşeli zeminlere çalışabilmek için ileri ve geri hareketimiz var. Kimsede olmayan bu özellik bizde var değil mi? Evet. Çak. O zaman olur. İkinci bölüm olarak spin wheel'ımız. Gayet güçlü bir spin wheel. 2.2 kW 50 mm otomatik. Hatasını yakaladım. 2.8 kW bir spin wheel. Bunun ithalatını bizzat ben yapıyorum. Güney Kore'den geliyor. Adam sanki vatan aynı ya, 2.2 kW deyip burada yanlış bilgi veriyor. Ama merak etmeyin, ben hepsini düzeltirim. Evet. Özür dilerim sayın hocam. Spin wheel'ımız 2.8 kW çok güçlü ve torque sahip bir spin wheel'dır. Ağır işlerde de kullanılabilir. Bu neye yarıyor? Bu kesme gücünü daha iyi yaptığı için daha hızlı kesimler sağlıyor. Ayrıca takım değiştirme özelliği vardır. Spinner'ımız 10 adet takım alabiliyor. Otomatik takım değiştiricimiz var. Buradan istediğiniz gibi kalemleri ayarlayabiliyorsunuz. Spinner'da gördük. 50.000 devirlik 2.8 kW'lık bir spinner kullanıyoruz. Bu spinner'ın en önemli özelliği 2.8 kW üstüne basa basa söylüyoruz çünkü bu tip makine yapanlar hangi ülkede olursa olsun, Türkiye'de de başka ülkelerde de 1.2 kW, 1 kW'lık böyle zayıf spinner'lar kullanıyorlar. Hatta 0.8 kW kullanan bile var maliyetten kaçmak için ama özellikle kesme model yaptığınız zaman yüksek tork olması, nasıl ki böyle arabaya 5 kişi binip yokuş çıkarken eğer arabanın motor beygir gücü düşükse, araba çekmiyorsa bu spinner'da da hani 1 kW spinner hız tamam 50.000 devir 60.000 devir hızlı bir şekilde çalışıyor ama zor işlemler yaptığınız zaman, çok fazla derine girmeniz gerektiği zaman, oyma yaptığınız zaman bu 2.8 kW'lık güçlü spindle'ın çok fazla faydasını göreceksiniz. Bir sonraki adama geçelim. Makinemizin üçüncü anlatacağımız bölümü C-eksenler. Makinemizde iki adet C-eksen bulunuyor. Bunların ikisiyle de elmas kayan kullanarak... C-eksen ne demek? C-eksen dediğimiz aslında yardımcı eksen gibi farklı bir kalem kullanarak değişik şekiller çıkarmak. Piyasada C-eksen diye biliniyor. Bu videomuzu izleyen takipçilerimizden kuyumculuk imalatıyla uğraşanlar, böyle makinesi zaten olanlar veya almayı düşünenler bence C-eksenin ne olduğunu biliyordur. Bilmeyenler için de kısa bir bilgi verir misin? Kısa bir bilgi, dördüncü eksen olarak kullanılır. Yardımcı bir eksen teknik olarak. Teknik ismi XYZ, C olarak konulduğu için C-eksen diye ismi gelmiş ve farklı hareketleri var. Aynen. Farklı kalemler kullanarak farklı şekiller yapılabiliyor. Yani kalemi farklı açılarda kullanılabiliyor. Tek bir açı değil. Spindle gibi dikey değil, istediğiniz açıda kesebiliyorsunuz. Neden iki tane var? Neden iki tane var? Bazı modellerde iki tane elmas kalem kullanılabiliyor. Çift kalem kullanılabiliyor. Bundan dolayı bazen de zemin atmak gerekiyor. İsterseniz bunun bir tanesini zemin, bir tanesini de model atmak için kullanabiliyorsunuz. İsterseniz ikisiyle de model yapabiliyorsunuz. Onların hepsini bir sonraki videolarda, bir tane zaten sırf C-eksen videomuz olacak ve C-eksenli çok değişik modeller yapacağız. Bütün özelliklerini görebileceğiniz. Bunlarda da göreceğiz. C-eksen dediği gibi iki tane var. C-eksenler eskiden el kalemleriyle yapılan bazı modelleri artık otomatik makinelerle yapmaya yarıyor. Bu işlerde kullanılıyor. Makinemizin dördüncü özelliği tarama sistemi dediğimiz yüzey tarama sistemimiz. Bunun yapılma amacı da bildiğiniz gibi altın fiyatları çok yükseldiği için plastikler aşırı inceldi ve yüzeylerdeki en ufak bir bozukluk biraz zarar veriyor. Yüzey tarama ne demek mesela? Yüzey. Yüzey tarama dediğimiz tam bir daire formunda çıkmadığı zaman bilezik. Bileziğin yüzeyi düzgün değilse. Aynen öyle. Yüzeyde herhangi bir indi çıktı yani bir bozukluk olduğu zaman da model atarken kalem buraları patlatılıyor. Sensör bu mu? Sensörümüz bu. Ne kadar küçük? Gördüğünüz gibi sensör çok daha küçük. Çünkü C-eksen kocaman, bu takım değişir zaten kocaman. Sensör niye küçük? Çünkü sensör değil mi? Hani yani, zaten kağıt değişir bence kibarca tarayıp hassas değil. Hassasiyeti ne durumda? %3-%5 arası. Şey için yeterli olur, imalat için aynen, yeterli olacak bir seviyede. Sensörümüz yüzeyi tarayarak farklı şekilleri çok daha rahat yapmaya, bozuk yüzeyleri çok daha rahat işlemeye yarıyor. Bu amaçla tasarlandı. Peki bu sensörü yapmak nereden aklına geldi mesela? Yani, ilginç bir buluş çünkü yani şey kullanışlı bir şey. Yani biliyorsun ben çizim yapmak için, yeni tasarım yapmak için dağlara çıkıyorum. Bir gün dağlarda gezerken bir çukura düştüm ve buna bir çare bulmam gerektiğini düşündüm. Sensör yaptım.
Yani yok. O tamam. Gerçek bu hikaye. Plazanın ihtiyacı için yaptığımız bir sistem. O anlattığımız hikaye tabii gerçek değil. Dağlardaki günlerini geçirdikten sonra gelip piyasanın ihtiyaçlarını takip edip sensör yapmış. Yine tebrik ediyorum. Ben peki bu 12. enjeksiyon hareketine takıldım. Çünkü gerçekten yeni bir şey. Gerçekten birçok kullanıcının tanımadığı bir şey. Gerçekten makinayı bir anda böyle bambaşka bir makineye çeviren, sanki böyle iki tane makine almışsın gibi çok fazla model seçenekli. Hani önceden düz ve bombeli yaparken altıgen, sekizgen, onikigen sınırı da yok. 18 yapabiliyorsunuz, 5 yapabiliyorsunuz, kare, bilezik alyans yapabiliyorsunuz. Çok fazla şekil seçeneği sunan bir şey. O yüzden bu 12 enjeksiyonun özelliğini de bize böyle bir, yine bununla ilgili de bir videomuz olacak. Aşağıdaki linklerden bu videoları bulabilirsiniz her zaman. Bu videomuzda daha çok detaylı anlatacağız ama bize kısaca bir 12 eksenin hareketlerini ve neye yaradığını bir açıklayabilir misin? Makinemiz zaten normal standart ürünleri yapıyordu. Biz buna daha ne ekleyebiliriz diye düşündük. Ve düz bir yüzeyde farklı şekiller yapabilecek özellik ekledik. Hani bu da 4 köşe, 8 köşe, 12 köşe gibi veyahut da düz bir kolye gibi düşünün siz. Bunların hepsini işleyebiliyor şu an makine. 12. eksenimiz bize bu tarz ürünleri yapmamızı sağlıyor. Bunları normal şartlarda istemeniz çok zor. Hani düz bir yüzey üzerinde ve farklı sayılarda, yani 6 köşe, 8 köşe gibi. Ama makinemiz bize bunları çok rahat, sanki bir daire işliyormuş gibi isteme olanağı sağlıyor. Az sonra kontrol panelde de zaten bu ayarları göreceğiz. Aynen, özelliklerini göstereceğiz. Yani herhangi bir ekstra bir şey yok. Sadece kontrol panelinden bir mod seçerek tamamen bu bilezi işleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle farklı şekiller yapıp bunları kesip bunlardan çok daha farklı ürünler de çıkartabilirsiniz. Kontrol panelimizde bununla ilgili size zaten bilgiyi de vereceğim. Son olarak kontrol paneli tanıyalım. Bu makinamızın en son ve tabii ki en önemli bütün modelleri yükleyeceğiniz, ayarları vereceğiniz ve operasyonu başlatacağınız makinamız bir yana, kontrol paneli bir yana son özelliği. Bunu da tanıyalım ve videomuzu sonlandırıyoruz. Kontrol panelimiz gayet kullanımı basit. 3-4 tane parametre ile makineyi çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca burada 7 farklı modumuz var. Bunlarla ilgili de zaten detaylı videolar yapacağız. Devamında hangisi ne işe yarıyor bunları da anlatacağız. Gördüğüm kadarıyla bu zaten tek ekrandan oluşuyor ve kullanması oldukça kolay değil mi? Programımız zaten genelde kullanmayacağımız zaman da modelleri kapattığımız zaman çok kafa karıştırmayacak şekilde tasarlandı. Çok sadece 2 ya da 3 parametre girerek makineyi kullanabiliyoruz. Mesela bilgisayardan çok anlamayan biri bizim makinemizi aldığı zaman böyle kullanması ne kadar sürüyor? Yani bugüne kadar maksimum 3 gün sürdü bilgisayar eğitimden. Yani bir günde, 1,5 günde bir kişi bunu kullanıp öğrenebiliyor. O zaman bugün cep telefonu kullanan birisi, hani biraz daha aktif kullanan birisi bu makineyi, bu ekranı rahatlıkla kullanabilir diyebiliriz. Ekranın dışında bir de tabii altın imalatı ile ilgili 3-5 püf noktası var ama zaten bizim makinemizi alan gelip de merhaba ben imalata başlıyorum demez. Zaten muhtemelen çok %90 yıllardır imalat yapıyordur. O altınla ilgili kısımları da biliyordur veya öğrenir. Ondan sonra bunları öğrenmek de çok fazla zor değil. Zaten yani yıllarca teknik servis eğitimlere gitti. Maksimum 3 gün diyorsun. Yani bugüne kadar 3 gün. Maksimum 3 günde bir kişinin makineyi kullanabiliyor. Devamında da zaten biz yine desteğimizi veriyoruz. O zaman makine kolay. Yani. Kolay. BangleMaster B12'nin genel özellikleri bu kadardı. Hatırlatmak istiyorum. Divizör grubu var. 5 tane servo motor kullanıyoruz. Birçok hareketi yapabiliyor. Spindle'ımız var. Güçlü bir spindle. Özellikle oyma yapmak için seçilmiş. Gerçekten kuvvetli bir spindle. 10 tane takım değiştiricimiz var. 10 modele kadar yapabiliyorsunuz. Birbirine arkasını otomatik olarak değiştiriyor. 2 tane C eksenimiz var. Yüzey tarayıcımız, sensörümüz var. Yüzey sensörü. Eğer ürünleriniz çok ince ise veya çok abuk subuk bir yüzeyi varsa onu bir şekilde düzeltemiyorsanız bozukluk varsa tarayıp onu makine onu takip ediyor. Yani çok fazla artık eskisi gibi mükemmel bir bilezik yapmalıyım, dümdüz olmalı diye düşünmenize gerek yok. Kontrol panelimizi inceledik. Bunun dışında teknik servisle ilgili bilgiler zaten size bir sonraki videolarda vereceğiz. Çok ben bu işe başlarken de zaten çok fazla insanla konuştum ve herkes bana makinenin mağazasını söyleyeceğim. Makine önemli. Makineyi söylemeden servis önemli diyorlar ve herkes işte fiyat nasıl bütün Anadolu'ya yayılmış da çok fazla rahat satabiliyor arabasını diyelim. Çok daha ucuz, çok daha kaliteli arabalar varken biz bunları kullanamıyoruz. Neden? Çünkü yaygın servisleri yok. Herkes servis dediği için ben de
artık sapıttım ve çok fazla servise yatırım yaptık zamanında. Arkadaş hepsine şahit. Bu yüzden servisimiz de oldukça kuvvetli ve hızlı bir şekilde takip ediyoruz. Hepsini size anlatacağız. BangleMaster B12 bu kadardı. 8 videoluk bu video serimizde BangleMaster'ın her bir özelliğini, divizörünü, spindle'ını tek tek her bir videoda anlatacağız. Bu videolara aşağıdaki linkten tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda da ikinci videoyu, daha sonra üçüncü videoyu da göreceksiniz. Bunlara ulaşmak çok kolay. Dediğim gibi kanalımızın ilk Türkçe videosu bu. Niye İngilizce video çekiyorduk? Çok fazla talep aldık. Türkçe video çekmeniz lazım. Niye İngilizce çekiyorsunuz? Çünkü ben şahsen firmanın yurt dışı pazarlamasıyla uğraşıyorum ve maalesef benim firmamda Türkçe konuşan, Türk pazarına bakan, iç pazara bakan arkadaşlar YouTube'u sevmiyorlar. Ama hiç merak etmeyin. Onlara da YouTube'u sevdirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu videoyla başladım. Daha sonra kanalımızda çok fazla Türkçe video olacak. Hiç merak etmeyin. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda bu video serisinin ikinci videosunda divizörü anlatacağız. Divizörle değişik modeller deneyeceğiz, değişik şekiller deneyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.